ettik. Normalde bu 45 bin metrekarenin. Çayırova Belediyesi 2008 yılından sonra yeni mahalle ve Çayırova'nın beraberinde toplam 9 mahallenin birleşmesiyle ilçe sıfatıyla hizmet vermeye başlamıştı. İlçenin alt ve üst yapı çalışmaları hakkında basına verdiği bilgiler doğrultusunda Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yağmur suyu altyapı çalışmalarının devam ettiğini, geçmişi 70 yıla kadar dayanan yeni mahalle ve Çayırova mahallelerinde çıkmaz sokakların bulunduğunu ancak kentsel dönüşüm projesi kapsamında bu gibi yenilenmeye ihtiyaç duyulan yerleşim alanlarının bakanlık düzeyinde çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Başkanım, bunlar seçim beyanlamasına dahil olan projeler miydi? Tabi bugün özellikle basın mensuplarımızla birlikte Kocaeli genelindeki işte bölgemizdeki basın mensuplarıyla birlikte 3,5 sene süre zarfında hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz ve Çayırova Belediye'miz olarak yapıyor olduğumuz ve kısa sürede başlayacağımız çalışmaları gezdik. Toplam 54 proje noktamız var. Tabi hepsini gezmemiz mümkün değil. Bir kısmını bahsettik, bir kısmının işte yerinde incelemesini yaptık. İşte bu kapsamda işte devlet hastanemiz yeniden ihale edildi biliyorsunuz. İşte engeller merkezimiz şu anda orada bulunuyoruz. İnşaatımız tamamlanmak üzere. Şekerpınar Sağlık Ocağı Bilgi Ev inşaatını gezdik ki tamamlanmak üzere. Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin inşaatının olduğu yere gittik tamamlanmak üzere. Cumhuriyet Mahallemizde yapılmış olan ve hizmete açılmış olan Millet Bahçemizi gezdik. Seyir Cumhurbaşkanımızın gözde projelerinden biri. Tabii ki Millet Bahçesi. Yine Aksa Mahallemizde yapacağımız büyük Millet Bahçemizin alanını gezdik hep birlikte. Eğitim alanında yaptığımız çalışmalar kapsamında özellikle kitap kahve bilgi evlerimizi gezmiştik zaten. Kitap kahvelerimizi gezdik. Şehrimizin iki farklı noktasında, bir yeni mahallede, bir de Aksa Mahallesi'nde. Başkan Çiftçi, TOKİ'nin ülke genelinde yapmış olduğu sosyal konut projesi için ilçemizde böylesine büyük ölçekli kamuya ait arazi olmadığından Çayırova'da sosyal toplu konut projesi uygulanmıyor dedi. Var. O da yeni bir yapılanma, yeni bir şehir planlamasında mı? Belki kentsel dönüşümde olabilir ama çıkmaz sokak derken o sokaklar da zaten diğer sokaklarla bağlantılı sokaklar. Yani kullanılan sokaklar, sadece karşı sokağa geçemiyorsunuz. Yine Cumhurbaşkanımızın gözde projelerinden kentlerin yenilenmesi adı altında kentsel dönüşüm durumunda Çayırova'nın durumu nedir başkanım? Tabii bu ilk aşamada planlama ile yapılacak çalışmalardır. Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bizden talebi doğrultusunda biz bu bilgi belgeleri gönderdik bakanlığımıza. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığımız, başta bakanımız bu çerçevede gerekli açıklamaları yapıyor. Zaten Kocaeli'de birçok ilçemizde başladı. İnşallah Türkiye'nin genelinde olduğu gibi ilimizde de ilçemizde de bu çalışmalar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aslın projesi, bu toplu konutta Çayırova'ya payı düşen var mı, yapılacak mı? Çayırova'da tabii böyle bir arazi olmadığı için şu anda yok. Yok.